Annem odadaymış. Buyurun buyurun, siz bekleyin. Demek. Evleniyormuşsun. Size annelik edemedim. Her şeyde tek başınaydın. Her şeyle tek başına mücadele ettin. Şimdi yine tek başınasın. Gülcemal. Şunu bilmeni istiyorum. Ben sizi aşkım için terk ettim. Aklımda, gönlümde hep o vardı. Beni zorla babanla evlendirdiler. Onu hiç sevemedim. Kadın ilk aşkını hiç unutmaz. Şimdi sen de babanın kaderini yaşıyorsun. Başkasını seven bir kadını karın yapıyorsun. Ne diyorsun sen? Şimdi git otur o nikah masasına. Onu karım diye canına sar, soyadını ver. Ama unutma. O da bir gün benim gibi terk edip gidecek seni. Çünkü onun sevdiğini koparıp aldın ondan. Deva, Mert'in eski nişanlısın. Deva, Mert'in eski nişanlısın. Patron, ben o kızın geleceğini sanmıyorum ya. Düğünü varmış, evleniyormuş bu akşam. Kimle evleniyormuş? Bilmiyorum da istiyorsan hemen öğrenirim. Hemen, şimdi burada, Allah'ın emriyle bacımı isteyeceksin benden. Bak, ben çok iyi anladım zaten sizi de. Ben yapamam, nişanlıyım, evleniyorum ben. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ben de yarın buradan çıkacağım. Neden biliyor musun? Çünkü benim nişanlım gelecek, beni alacak, sana da yaptığın her şeyin bedelini ödetecek. Senin nişanlın öldü. Bir kadın ilk aşkını hiç unutmaz. Yalan söyledin bana. Benim nişanlım ölmedi, değil mi? Nerede o zaman? Niye beni aramıyor? Şimdi sen de babanın kaderini yaşıyorsun. Başkasını seven bir kadını karın yapıyorsun. Şimdi git otur o nikah masasına.
Onu karım diye canına sar, soyadını ver. Ama unutma. O da bir gün benim gibi terk edip gideceksin. Çünkü onun sevdiğini koparıp aldın ondan. Efendim? Gülcüm Ali gördün mü dışarıda? Evet. Çıkarken gördüm. Çok kötüydü. Şimdi gidip evlensin, evlenebiliyorsun. Onun için öyle bir ateş saldım ki. Ömrünün sonuna kadar, kıyamete kadar sönmeyecek. Eğer adamlar Deva'yı o gece öldürmüş olsaydı, bir kadının onu sevdiği huzuru ve mutluluğuyla yaşayacaktı. Ömrünün sonuna kadar kalbindeki hatırasına tutunacaktı. Ama bugün Deva'yı Gülcemal'in kalbine gömdüm. Deva'yı onun kalbinde öldürdüm. Ne onu oradan çıkarıp atabilecek, ne de yeniden sevebilecek. Ne zaman onu yeniden sevmek istese, ne zaman onu istese, içinde hep bir huzursuzluk, bir endişe olacak. Bir tarafı onu yeniden sevmek isteyecek, bir tarafı reddedecek. Emrullah, eğer Gülcemal'in kalbine bir bıçak saplasaydım, hiç bu kadar acımaz, bu kadar kanamazdı. Aç şu telefonu ya. Ne olur aç şu telefonu ya. Sen yürü. Deva tamam, tamam biraz sakin olmaya çalış. Sakin mi olayım? Armağan şu anki halime farkında mısın? Hayır, anlamaya çalışıyorum bak. Bir insanın nikah masasını bırakıp gidecek kadar önemli ne olmuş olabilir? Anladın mı? Bak gerçekten anlamaya çalışıyorum şu anda. Bulmaya çalışıyorum ama bir şey bulamıyorum. Telefonla arıyorum, açmıyor. Hani ne olmuş olabilir? Kahraman, ne olur bir şeyler yap. Kala kaldı kız gelinliğiyle. Başkan da bize bakıyor. Rezil olduk. Sus Canan, sus. Ortalık alev almış. Sen de benzinle gidiyorsun. Elimden bir şey gelse yapacağım. Sana bir şey dedi giderken. Sen burada kal dedi. Ha, nereye gittiğini sen de bilmiyorsun yani. Söylemedi. Hayır, söylemedi. Dönünce konuşuruz dedim. Ha, bravo ya. Ha, gerçekten bravo yani. Var ya, normalde yapışık ikiz gibi dolaşıyorsun peşinde. Bugün burada kalacağımı tuttu. Ha, niye gitmiyorsun peşinden? Deva. Telefon geldi. Aceleyle çıktı. Bana da bunları söyledi. Tamam. Tamam Deva, sakin. Sakin, sakin, sakin. Gülcemal seni bırakıp gitmez. Gitmez, biliyorsun gelecek. Sakin ol. Deva. Kızım. Güzel kızım. Lütfen sakin ol. Gelecek. Çok önemli bir şey olmasa gitmezdi ki. Gelecek bebeğim, sakin ol. Mert, sen ne yaptın? Ne yaptın da böyle abim birden çekti gitti, söyler misin? Aşkım, vallahi ben bir şey yapmadım ya. Nasıl bir şey yapmadın Mert? Demedi mi bana, Gülenem giy en güzel kıyafetlerini, iniyoruz aşağı. Bugün senin günün, o nikah kıyılmayacak falan, bunları hep sen söyledin.
Gerçekten gitti abim. Bir şey yaptın herhalde, söyle ne? Allah Allah, bu kabaktan benim başıma patladı ya. Ya dedim de bu değil yani, ben... Ya babasına gittim Deva'nın belki engel olur diye. Ne? Anlamadım. Sen o kızın evine mi gittin? Kıskandın mı beni ya? Ha? Cevap ver. Ya Gülendam saçmalama. Ya ben evimi yuvamı kurtarayım diye gittim. Şeytan görsün yüzünü, bana ne? Ya ben babası düğüne engel olur diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün belli ki. Gelen giden yok bak. Kimse yok ortalıkta. Babası da zaten belli ki dünden hevesiymiş kızını vermeye. Allah ama ya. Al aha bak. Geliyorlar. Çok şükür. Kızlarını da alıp artık defolup gitsinler buradan. Tamam Gülendam. Sakin ol. Ne oluyor? Niye geldiniz ha? Dün söz vermediniz mi siz bana ha? Alacağım kızlarımı gideceğim buradan demedin mi? Demedin mi bana sen? Ha? Deva nerede nikah masasında? Niye geldiniz? Bir de giyinip kuşanıp düğüne mi katılmaya geldiniz acaba? Bak öyleyse eğer hiç umutlanmayın, tamam mı? Hiç boşuna umutlanmayın. Bu düğün olmayacak bu kadar. Gülendam sen biraz kendine gelsene artık ya. Bak çok ciddi söylüyorum, biraz kendine gelsene. Bak bunca insan bu kadar zaman sana ve senin karnındaki bebeğe acıdığından sustu. Benim kardeşim de aynı şekilde senin bebeğin babasız kalmasın diye sustu. Sen kalkıp da Deva'ya bulup duracağına önce şu yakandaki asalığa düşür. Öyle mi canım? Öyle. Yeter ya. Bu ne konuşuyor ya? Bana bak. Sen kimsin tam olarak? Bu kim? Sen kimsin? Bu kim olarak? Sen kim olarak konuşuyorsun benimle böyle? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kalkacaksın, geleceksin bizim evimize lambur lumbur. Bize hesap soracaksın. Bak. Susacak mıyım? Sen dua et, sen hamilesin yoksa ben sana ne yapacağım çok iyi biliyorum. Bana bak, fena yaparım seni. Yapsana. Hı-hı. Bir yap bakayım ne yapıyorsun? Bana bak. Heh, tamam. Ne oldu? Dikkatli ol, fena yaparım diyorum senin. Git buradan. Tamam. Hadi. Hadi. Bak, bu yap seni. Bakayım ne yapıyorsun? Git. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Bırak yapsın ne yapıyorsun? Tamam. Hadi alın Deva'yı da defolun gidin buradan. Şuna bak. Manyak mı ne nedir? Bebek gelmiş bana konuşuyor burada. Değil böyle ya, papuç. Evet. Ne bu ya? Evet de Gülendam ya, bir durun. Çüşün de yok ki senin ya. Düğünü durdursunlar diye geldiler, söyledim ya sana. Sus. Susar mısın? Lütfen. Lütfen anlatamıyorum derdimi. Sus. Ben anlatabiliyor muyum acaba sana derdimi ya? Senin hamile olduğunu sana niye sürekli ben hatırlatıyorum? Mert. Çocuğa zarar gelecek ya. Sus, sus. Susmuyorum. Deva, babanla kardeşin geliyor. Baba. Geldim ama bu evliliği onayladığım için değil. Sana söyleyeceklerim var. Gülcemal. Gülcemal gitti İbrahim Bey. Nikah kıyılamadı. Ne demek nikah kıyılamadı? Gülcemal nerede? Gitti. Bilmiyoruz şu an. Gitti. Ama mühim bir şey olmasa gitmezdi. Er ya da geç gelecektir. Tabii canım. Yani mühim bir işi olmasa niye gitsin böyle bir günde Gülcemal abi? Deva abi benimle gelsene. Deva. Ne oluyor? Ne oluyor, bana anlatır mısın işin aslını? Nerede Gülcemal? Kızım bu ne nikah masasına getirdiğin adam topukluyor ya. Ne diyorsun ya?
İpek bak zaten burada sinirlerim bozuk yani sen dalga mı geçiyorsun benimle? İyice niye tepemin tasını attırıyorsun? Tamam ya yok bir şey. Telefonu çaldın nikahta işte. Gitmesi gerekti gitti yani tamam bir şey yok. Ne diyorsun Deva? Ne diyorsun? Telefonu çaldı diye nikah masasında gelin mi bırakılır? Yok. Yok vallahi ben inanamıyorum artık. Ya sen yeni bir akım getirdin. Yeni bir akım bu. Kaçak damat akımı. Başka bir açıklaması olamaz bunun. İpek! Tamam demiyorum bir şey. Demiyorum bir şey. Pardon. Gülenem. Mert. Tamam bak artık ona aşıksın. Gülcemal Bey, kestane yapmış size Deva Hanım. Elini yakmış. Ben de zaten şey diye soracaktım, yanık kremi sizde var mıdır diye. Var mı yanık kremi sizde? Deva, özür dilerim. Bak, bak. Dün gecemiz. Her şey gözümün önündeydi. Ama ben görmedim. Yoksa beklemek mi isterdin? Yani her şey usulüne uygun olsun diye. Nişan, kına, düğün filan. Öyle şeylerin çok da önemli olmadığını düğün günümde terk edilince anladım. Bana hiç nişanlından bahsetmedin. Yani düğün günü terk edilmek... ...hayatta kaç kişinin başına gelir ki? Neden yazmış o mesajı? Yani niye gelmemiş düğüne? Aptal yerine koydular beni. Olay ettiler benimle. Kadın ilk aşkını hiç unutmaz. Şimdi sen de babanın kaderini yaşıyorsun. Deva, Mert'in eski nişanlısı. Ya Allah aşkına İbrahim, neden illa söylemekte ısrar ediyorsun? Ben vakti geldiğinde zaten söyleyeceğim. Senin için o vakit hiç gelmeyecek Firuze. Deva'yı onu senelerce annesiz bıraktın, nasıl açıklayacaksın? Seni affeder mi zannediyorsun? Ben de bayılmıyorum kızımın başına dünyasını yıkmaya. Ama mecbur kaldım. O Mert senin Deva'nın annesi olduğunu öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Artık bilmiyorum nasıl öğrenmiş. Ama gelip beni tehdit etti. Aşağılık. Allah'ın cezası aşağılık. Bu düğünü engellemezsem senin kim olduğunu Deva'ya söyleyecekmiş.
Of! Yine aynı şey oldu. Yine gelinlikle kaldım. Neden sence? Yani Gülcemal niye böyle bir şey yaşattı bana şu an? Bilmiyorum Neva. Ama mutlaka bir açıklaması var mı? Yok, bir şey oluyor zaten. Kötü bir şey oluyor. Ben hissediyorum. Kalbim daralıyor böyle, sıkışıyor ama. Hayır, anlayamıyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum. Tamam, böyle yapma. Bak, kötü şeyler düşünme. Merak etme, yani yoluna girecek her şey. Evet, bir talihsizlik yaşadın, evet ama... Talihsizlik? Talihsizlik. Ama talihsizlik mi yaşıyorum ben? Sürekli aynı şeyi mi yaşıyorum? Sürekli aynı talihsizliği mi yaşıyorum? Yani evet, talihsizlik konusunda rekorlar kitabına girdin de diyebiliriz. Şaka yap. Allah aşkına şaka yapma. Tamam, tamam, şaka yapmıyorum. Devam. Ben de ona çok kızgın, çok öfkeliyim. Ama sana sırtını dönüp gidecek, sözünde durmayacak bir adam değil o. İkimiz de tanıyoruz onu. Gülcemal gelecek. Gelecek? Evet. İki eli kanda olsa bile gelir o. Beni hayatta böyle bırakmaz değil mi? Ha şöyle kızım ya. Şöyle bir kendine gel. Bırakmaz o beni. Evet. Gelecek. Ya haklısın, tamam. Bak, haklısın. Ama diyorum ya, ben de henüz ne olduğunu anlamış değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok bunda. Ne olduğu apaçık ortada. Benim kardeşim aşağıda gelinliğiyle ortada bırakıldı. Hayır, yani ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yaşanan onca olaydan sonra bu adam bu kıza nasıl bunları yaşatıyor? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya sabır. Ya sabır. Kızım, bilmiyorum diyorum işte ya. Bilmiyorum. Adam çekti gitti. Ne demek bilmiyorum ya? Sen bu adamın gölgesi gibi değil misin? Bir bana baksana, bir çocuk mu kandırıyorsun sen? Bence sen çok iyi biliyorsun patronun nerede olduğunu ama hala patronunu koruyorsun. Patronunu koruma Vefa. Nerede? Nerede Gülcemal? İpek. Bilmiyorum. Müsaade eder misin? Açmam lazım. Hı, ederim. Abi sen neredesin? Ortalık alev aldı. Herkes seni arıyor. O Mert namussuzunu al. Hemen uçuruma getir. Bekliyorum. Mert bir şey mi yaptı abi yine? Soru sorma Vefa. Dediğimi yap. Öğrendi. Her şeyi öğrendi. Surat değil abi, bayağı kösele bunlarınki yani. O kadar çok şey söyledik, hala var tın ya. Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Geldiniz gördünüz işte, abim yok. Kızı bırakmış gitmiş masada. Al kızını da defol git. Değil mi? Ama yok. Yapıştılar ya resmen. Ya. Ya. Görüyor musun sen, senin kocan neler çekiyor ya? Kimlerle uğraşıyorum, kimlerle mücadele veriyorum şimdi, anlıyor musun şimdi sen? O kadar çok şey oldu, hala bekliyorlar, insan deli çıkar ya. Abim niye kalkıp gitti o masadan? Senin abin ya, daha iyi tanıyorsundur diye düşünüyorum. Sen bileceksin bunu Gülendam. Anlamıyorum ben, bu kadar diretti evleneceğim diye. Kızı böyle şimdi bir nikah masasında bırakıp gideceği ne olmuş olabilir ki? Ya bir telefon çaldı ya orada, onu kim aradı acaba işte? Hayati bir şey olmuş olması lazım. Annem sizin nişanlı olduğunuzu biliyordu değil mi? Gülendam biliyordu ya, biliyor yani. Yüzüklerimizi de annen taktı zaten bizim. Ben detay sordum mu sana şimdi? Ya ne kızıyorsun, ne bozuluyorsun ya? Ben sen özür dilerim de yani, sen sordun, ben de cevap verdim yani.
abimi arayan annem olabilir mi acaba? Yok ya. Hayır. Ya niye öyle bir şey yapsın ki? Zaten ortaya çıksın istemez. Neden? Anneme seni korumak için bir sebebi mi var? Ne sebebi? Hayır canım. Ne sebebi olacak ki? Zaten sevmez de beni zaten. Annen canıyla da uğraşıyor ya bir de bir taraftan. Sen nereden biliyorsun bunu? Sen söyledin. Ben sana böyle bir şey söylemedim. Sen nereden öğrendin bunu? Abi her şeyi hallettik. Ben bitti bütün mevzu. Bütün kuşlara tuttuk. Beni sorgulamak mı kaldı Gülendem? Allah Allah ya. Bu şey mi bu? Devlet sırrım bu. Ben kendi kendime öğrenemiyor muyum bu bilgiyi? Abimi o masadan benden başka kaldırabilecek tek şey var. O da annemin telefonu. Ya bir ağzını hayra mı açsan Gülendem ya? Dediğin gibiyse çünkü bayağı şu an ben Hakk'ın rahmetine doğru sen mezar taşıma doğru gidiyoruz. Yürü bakalım Mert Efendi, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Gidince öğrenirsin. Nereye gidiyoruz ya? Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Uyuyor Defa! Bir dakika! Defa ne yapıyorsun? Bıraksanıza kocamı ya! Bırakın diyorum! Bırak diyorum size! Abinin öyle istedi. Abinin emri. Ne? Öğrendi mi? İnfaz mı edeceksiniz beni? Gülendam dur. Gülendam. Defa ne yapacak abi? Mert. Ne yapacak kocama söyle. Bilmiyorum tam olarak ne yapacak ama bence her şeyi öğrendi. Hayır. Hayır dur. Hayır bırakın. Gülendam. Mert. Hakkını helal et Gülendam. Defa. Defa dur. Çocuğumu sana emanet Gülendam. Defa. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Mert. Sanırım Gülcemal Bey gelmeyecek artık. Ya biz çok özür dileriz. Tuttuk size. Çok da mahcup olduk. Üzgünüm ama ne yazık ki daha fazla bekleyemeyeceğim. Siz Gülcemal Bey'e iletirsiniz artık. Anlıyorum. Ben sizi yolcu edeyim. Buyurun. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. Hadi kızım. Burada daha fazla beklemenin anlamı yok. Belli ki Gülcemal gelmeyecek. Hadi. Gelecek. Gelecek bana söz verdi. O beni hayatta böyle bırakıp gitmez babacığım. Biz şimdi bekleyelim. O gelecek tamam mı? Sen otur baba böyle bana söz verdi. O beni bırakmayacak ben biliyorum. Otur. Allah senin belanı versin. Gülendam kızım. Allah senin belanı versin. Kızım, hepsi senin yüzünden. Dur, senin yüzünden. Bırak. Abim senin yüzünden kocamı öldürecek. Ben sana ne dedim? Ha size ne dedim ben? Gidin demedim mi ben size bu şehirden? Demedim mi? Ha? Siz ne yaptınız? Ne yaptın? Karabasan gibi çöktün ailemin üstüne. Niye? Ya yeter! Yeter! Ne saçmalıyorsun? Gerizekalı. Sen salaksın. Ne diyorsun? Ne diyorsun Gülendam? Ne diyorsun? Aptal diyorum, aptal. Niye bıraktı abim seni böyle gelinlikle orta yerde sanıyorsun sen ha? Nereye gitti abim bu masadan kalkıp ha? Nerede? Söyleyeyim mi? Abim öğrendi her şeyi. Senin Mert'le nişanlı olduğunu öğrendi. Ne? Hesabı da benim kocama kesti. Oldu mu şimdi? Mutlu musun? Ha? Olan benim ailem oldu yine. Hı? Oldu mu? Mutlu musun? Mutlu musun? Olan benim doğmamış çocuğum oldu. Mutlu musun? Defolun demedim mi ben size? Kızım. Demedim mi ya? Defolun demedim mi? Defolun. Deme. Canan koş. Ben mukayyet size demedim olsuna. Mi? Demedim mi?
kızım, sakin ol. Gülcemay. Deva. Gülcemay. Kızım, sakin ol. Gülcemay. Yapma sen. Çocuğum olacak benim ya. Karım amiri benim. Allah'ım onun için şey yapmayın. Abi açıklayayım, izin ver ne olursun. Abi izin ver, açıklayayım abi. Hayır! Hayır abi! Abi Gülcem, hayır abi, yapma! Abi ne olur yapma! Nasıl yaptınız bunu bize? Siz ne şeref, haysiyet yoksun adamlarsınız lan. Abi Allah bela versin, söyleyecektim abi ben. Ne dedin zaten? Hı? Çok güldünüz mü? Alay ettiniz mi? Söyle! Abi! Olabilir mi abi böyle bir şey? Estağfurullah. Yemin ediyorum söyleyecektim onu. Gara denen kadın var ya abi. O söyletmedi abi. Tehdit ettiler beni. Deva ile şirket olmuş abi bu Gara. Gara ana. Benim Gara ana. Abi. Bu da biliyordu. Ne diyorsunuz lan siz? Abi elimi kolumu bağladılar benim diyorum sana ya. Kes lan, yalan söyleme. Canıma tak etti artık, dedim ki ben bunları söyleyeceğim Gülcemal abime. Sonra da Gülen'den durdurdu abi beni. Gülen'den mi? Evet abi. Karım benim arkamda abi, biliyor suçsuz oldum benim. Ne diyorsunuz lan siz? Ne yaptınız lan bana? Vefa! Abi ben söyleyemedim. Gülendam için, bebek için durdum. Benim ailem... Arkamdan iş çevirdiniz ha? Allah belanızı versin lan sizin. Allah belanızı versin. Ne yaptınız lan bana? Cami abi, ne olur ne olur. Yapmayacaktın. Yapmayacaktın, mutluluğumu oynamayacaktın.
annem kısasa kısas abi. Senin cezanı da ben keseceğim. Aç şunu ya. Devam kapat artık. Ayrılma demedin mi? Korktum Gari Ana ya. Ay kudurmuş gibiydi, görmedin mi? Vallahi abartmıyorum, korktum. Bas bas bağırdı zaten, defol git dedi bana. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ve açmıyor. Eninde sonunda açacaksın o telefonu Gül Cemal. Açacaksın o telefonu. Ver şu telefonu. Baba ne yapıyorsun? Baba verir misin telefonu? Konuşmak isteseydi açardı. Aramayacaksın bir daha. Baba konuşmam lazım. Bak anlatmam lazım ona. Verir misin neyi telefonu? Anlatacaksın Deva? Gül Cemal dönse ne olacak? Bunca olaydan, bunca kepazelikten sonra nasıl evleneceksin onunla? Kardeşi desen seni kaçıncıya bu evden kovdu? Gül Cemal seni gelinliğinle bırakıp gitti. Şimdi söyle bana. Bunca aşağılanmadan sonra hala burada kalacak mısın? İbrahim Bey. Hiç mi gururun yok kızım senin? Benim onu anlatmam lazım ben. Tehdit etti abi beni. Gül Cemal seni öldürür dedi abi. Doğru söylemiş. Sen ölüsün oğlum. Abi Allah aşkına yapma, yalvarıyorum ya. Abi yapma. Atma abi Allah aşkına atma. Madem beni bırakıp gittin. O zaman önüme geçme dedi. Gül Cemal kuvvetli adam dedi. Gül Cemal beni hayatta bırakmaz. Ben onun yanında kalayım dedi. Böyle oluyor ben de. Tehdit ettim abi onu. Söylerim bak dedim. O zaman korktu kaçtı annemden sonra sen yine kurtardı getirdin. Ne diyorsun lan sen? Abi ben karımla, çoluğumla, çocuğumla mutlu olacaktım abi. Deva'yı koparamadım, çıkaramadım hayatımızdan abi. Abi bir aydır o evde ne yaşıyorum? Bir Allah biliyor, bir ben biliyorum abi. Bir Cemal abi Allah aşkına yapma. Telefonunu. Abi bir şey mi oldu? Saçmalama Gülendam. Kocam yoksa ben de yokum. Elveda abi. Gülendam'a bir şey mi oldu abi? Gülendam! Abi ne oluyor? Baba bırakır mısın beni? Baba gelmeyeceğim diyorum ya, anlamıyor musun? Ya nesini anlamıyorsun? Gelmeyeceğim. Baba biraz sakin olur musun ya? Çünkü sen aklını yitirmişsin Deva. Adam her şeyi öğrenmiş, sen daha neyin peşindesin? Bu saatten sonra Gül Cemal gibi biri sana ancak zarar verebilir. Ya vermez. Gül Cemal bana zarar vermez. Ya ben suçlu gibi arkamı dönüp gitmeyeceğim. Burayı bırakıp gideyim, bana bir açıklama mı borçluyum ben ona, tamam mı? Burada kalacağım, hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyoruz dedim. İbrahim Bey, lütfen. Kız kalıp konuşmak istiyor, lütfen izin verin. Siz karışmayın. O benim kızım. Evladım için en doğru olanı yapıyorum ben. Gül Cemal arıyor. Alo. Gül Cemal neredesin sen? Gülendam yanında mı? Ne diyor? Gülendam yok. Bilmiyorum, odasındaydı. Gülendam odasına gitti. Hemen Gülendam'ı bul. Hemen. Hemen Gülendam yanına git. Yetiş. Çabuk. Gül Cemal ne oldu? Korkutma beni. Gülendam kendine bir şey yapacak. Gülendam'ı bul hemen. Çabuk yetiş ona. Ne diyorsun sen? Canan koş. Ne dedi Gül Cemal ne size? Sen dur, sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Baba, ne demek bir şey oluyor diyorum ya, lütfen bırakır mısın beni?
benim. Bana bak, sabrımı taşırma. Bir kez de sözümü dinle. İbrahim amca lütfen. Baba bırak. Bırak gitsin. Görmedi mi kadının halini? Ya bırakın, ne halleri varsa görsünler, bize ne? Benim tek derdim sizsiniz. Karışmayın. Of ya. Ne diyorsun ya? Abi Gülendam iyi mi? Abi. Bana bir şey söylenmeyecek mi ya? Biri bir şey desin. Desene be. Nerede bu kız? Gülendam! 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 Ne oldu? Yok bir şey! Gülendam! Yok bir şey! Yok bir şey! Gülendam! Kalk kızım! Gülendam! Yok, yok bir şey! Ne yapacağız? Gülendam! Yok! Yok bir şey! Kalk kızım! Gülendam! Kalk kızım! Yok bir şey! Yok bir şey! Sarı'yı çağır! Geç araba çağırsın! Sarı'yı gönder! Tamam! Gelsin, kaldırsın bana burada! Kalk kızım! Canım! Kalk kızım! Kalk! Bana ne müjdeler getirdin bakalım? Tahmin ettiğiniz gibi oldu efendim. Nikah olmadı. Gülcemal de eve dönmedi. Bu arada Mert'i de götürmüşler. Yani sanırım bir daha onu göremeyeceğiz. Bugün Gülcemal'in mat olduğu gün. O aptal piyon Mert'i biraz erken harcadık ama... bazen mat etmek için piyonu harcaman gerekir. Hı? Anlamıyorum yahu. Ben bunu anlamıyorum. Ulan onca şeye rağmen nasıl hala burada kalabiliyorsun, anlamıyorum. Çünkü biliyorum. Gülcemal'i tanıyorum. Gülcemal bana söz verdi, tamam mı? Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, o beni bırakmayacak. Onun benden vazgeçmeyeceğini biliyorum. Onun beni bırakıp gitmeyeceğini biliyorum. O yüzden hiçbir yere gitmeyeceğim. Anladın mı? Söz verdik birbirimize. O beni bırakıp gitmeyecekken ben onu bırakıp gidemem hiçbir yere. Anlıyor musun şimdi neden burada olduğumu? Devam! Devam! Gülendam intihar etmiş. Ne? Gülendam bileklerini kesmiş. Ne demek intihar etmiş? Neredeler şu an? Nereye gittiler? Şimdi çıktılar, hastaneye götürdü Canan. Gülendam intihar et, bileklerini kesmiş. Bileklerini kesmiş. Harman, nereye gidiyorsun? Allah'ım, gerçekten ben kafayı yiyeceğim ya. Ne yaşıyoruz ya biz gerçekten? Deva. Deva, tamam. Tamam, kendine gel, bana bak. Bana bak, tamam, kendine gel. Çok bir şey mi istedim ben? Ha? Ya mutlu olmak istedim, çok bir şey mi istedim? Yani ya ben gerçekten anlamıyorum ya, her şey nasıl bu kadar kötü olabiliyor? Tamam, tamam. Bir şey yok. Ne olursun Gülen, ama bir şey olmasın Allah. Allah'ım, sen benim karımı bana bağışla. Allah'ım, ne olursun lütfen, yalvarıyorum sana. Kendini düşünüyorsun değil mi lan? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan, benim karım gidiyor lan? Kes o sesini. Kes sesini. O duanı içinden etenin ağzını burnunu kırarım. Allah'ım, sen benim karımı, çoluğumu, çocuğumu da... Kes lan! Allah aşkına yardım edin! Seni! Seni! Hapse hediye yatırın, acil! Korkursunuz! Bileklerini kesti! Çok kan kaybediyor! Çok kan kaybediyor! Doktor bey size bilgi verecek, lütfen burada bekleyin. Biz de girelim. Siz içeri alamayız, lütfen bekleme alanına geçin. Girelim, biz de girseydik. Burada bekleyin lütfen. Allah'ım, Gülendam! Sen de mi geldin? Bir akrabası olmalıydı yanında.
Nasıl durumu? Abi sakin, sakin ol. Yaşıyor, doktorlar yanında. Bak doğru söyle, durumu nasıl? Doğru söyle bana. Abi vallahi billahi bizim de bir bilgimiz yok. Yani görmedik, kimse bilgi vermedi bize. Abi ben sana yalan söyleyemeyeceğim. Geldiğinde kendinde değildi. Çok kan kaybetmişti. Ama yaşıyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın Gülen'den? Eğer ona bir şey olursa... Eğer ona bir şey olursa seni öldürürüm, anladın mı? Abi tamam. Seni öldürürüm. Abi. Ona bir şey olmayacak. Ona bir şey olmayacak, sakin ol. Sen neredeydin kızım? Bu kız bu halde nasıl görmezsin? Abi birdenbire ortalık karışınca bilemedim ki. Garana nerede? Evde kaldı o. Evde mi? Gülen'den bu haldeyken. Deva da çok kötü olmuştu da onun yanında kaldı. Gülen'den doktora. Durumu nasıl? Bir şey mi oldu yoksa? Kardeşinizin durumu maalesef iyi değil. Hayati tehlikeyi atlatamadınız. Allah. Gitti mi? Abi bayıldı bu. Bırak şimdi doktor. Kardeşim durumu nasıl, anlat. Beyefendi, Gülendam Hanım'ın bileklerinde derin kesikler var. Kendini öldürme maksatlı kesmiş ki neredeyse başarıyormuş. Buraya geldiğinde çok kan kaybetmişti. Kan kaybını önledik ama hamile olduğu için yapabileceklerimiz şu an kısıtlı. Peki bebek? Şimdilik iyi. Yalnız çok acil kan nakli yapmamız lazım. Annenin ve bebeğin yaşaması için kaybettiği kanı geri koymamız lazım. Tabii tabii, hemen hemen. Ayraç negatif grubundan biri lazım bize. Herkese haber ver, çabuk. Gerek yok. Benim kan grubum. Ben veririm. Sağ ol Arman. Senin olduğu kadar benim de kardeşim. Yalvarırım Allah'ım, Gülendam'a bir şey olmasın. Nasıl yaparsın Allah'ım, sen koru. Sen koru onu Allah'ım. Keşke Zafer'in kızına duyduğun endişenin şu kadarcığını kendi kızına duysan. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ben kendi kızım için korkmuyor muyum? Korkuyormuş. Eğer Deva için korksaydın onu bu işten uzak tutardın. Sana söyledim, Gül Cemal'le olmaz dedim ama dinlemedin. Ama bak, şimdi ortalık yangın yeri. Bu işin oluru kalmadı artık. Gül Cemal Mert'i öğrendiyse ikisini de affetmez. Ben kızımın canını nasıl koruyacağım? Ben Deva'yı alıp götüreceğim buradan. Sen de bana engel olmayacaksın. Kızın da kafasını karıştırmayacaksın. Beni suçlayıp durmasana sen. Ha? Deva kendi kalmak istiyor, görmüyor musun? Kaç saattir uğraşıyorsun, götürebildin mi? Beni gerçekleri söylemeye zorlama. Yapamaz. Söyleyemezsin. Deva'ya annesi olduğunu söylemeyeceksin. Kızımı korumak için, onu bu evlilikten uzak tutmak için her şeyi yaparım. Gözümü bile kırpmadan Deva'nın annesi olduğunu söylerim Firuze'ye. Yapmayacaksın. Firuze. Söylemeyeceksin. Deva'ya annesi olduğumu söylemeyeceksin. Yahu sen aklını mı yitirdin be kadın? Bu evlilik olmaz. Ben kızıma bu kötülüğü nasıl yapayım? Ben kararımı verdim. Deva'yı bu evden götürmenin tek yolu ona gerçekleri anlatmak. Ben Gül Cemal kızıma ne yapacak korkusuyla yaşayamam. Gül Cemal Deva'yı seviyor. Ona asla zarar vermez. Bekle Gül Cemal gelsin. Eğer Gül Cemal Deva'ya bir şey yapacak olursa annesi olduğumu ben kendim söyleyeceğim. Firuze anne. Biliyordum, ben tanımıştım seni. Sen Firuze annesin. Belki yavrum. Ya sen madem yaşıyordun, bunca yıl nasıl sakladın bunu bizden? Nasıl sakladın? Sen hiç mi düşünmedin bizi? Sen nasıl kıydın ya bize? Sen,
Sen biliyor musun kızının seni ne kadar özlediğini? Biliyor musun kızının seni ne kadar özlediğini? Biliyor musun kızının bir mezarın bile yok diye kaç kere ağladığını biliyor musun? Tamam, sonra konuşuruz bunları. Yeteri sonra konuşalım. Şu an konuşalım, bana bak. Bana bak. Sen biliyor musun o kız kaç kere aptal gibi o gölün kenarına gidip sana başına gelenleri anlattı biliyor musun? Biliyor musun bunu ne biçim annesin sen? İnsan kendi evladı nasıl yapar bunu? Peki. Yavrum söyleyemezdim. Anlatamazdım İpek. Bak Gülcemal'le Deva'ya hiçbir şey söyleme. Yalvarırım. Bak beni affetmezler. O kız düğününde kahroldu biliyor musun? Kahroldu o kız düğününde benim kadımdan bir kişi bile yok diye kahroldu. Kimsesizliğinden kahroldu benim kardeşim. Ama buradaydın. Ama buradaydın. Annesiydin ve yanındaydın değil mi onun? Değil mi baba? Sen nasıl sakladın? Sen gözünün içine bakarak, o kızın gözünün içine bakarak nasıl sakladın? Bilsem saklar mıydım kızım? Ben de daha yeni öğrendim. Biliyordun. Biliyordun, öğrendin ve sakladın. Tebrik ederim seni. İkinizi de tebrik ederim. Oh. Oh. Yavrum. Yok ben yapamam. Ben yapamam. Ben sizin gibi, sizin gibi bunu Deva'dan saklayamam. Hele sen, sen var ya, sen o kızın bütün haklarını elinden aldın. Ben bu hakkını da elinden almana izin vermeyeceğim. Duydunuz mu beni? Ben anlatacağım Deva'ya her şeyi. Yapma. Duydun mu? Yapma. Abi bir şey ister misin? Su falan bir şey alayım mı? Abi Gülen'le iyi olacak. Ben biliyorum. Bak Armağan'da kan veriyor. Hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Bu adam bu kadar çok mu seviyor gerçekten? Canından vazgeçecek kadar. Hem de hiç olmayacak adamı. Sen benden bunu nasıl saklarsın Vefa? Hepiniz biliyordunuz. Arkamdan iş çevirdiniz ulan. Abi ne yapabilirdim ki? Ya ben de çok geç öğrendim, yeni öğrendim. Gülendam'a gittim söyledim. Gülendam'la konuştum. Delirmiş gibiydi, dinlemedi bile beni. Canımı kıyarım dedi. Korktum, sustum. Gülendam'ın sebebi olmaktan korktum. Ama olacak olan oluyor işte. Sebebi ben oldum Gülen Hanım. Hallettiniz mi? Hallettik. Bir sıkıntı yok. Mert'i biliyorsun değil mi? Haberin var her şeyden. Nereden öğrendin? Ne önemi var ki? Benim için var. Annem mi söyledi? Hı? Anladım ben.
Armağan dur nereye? Armağan. Bir şeyler yemeye başlamanız iyi oldu. Hızlı toplayacaksınız. Bu arada Atoş'a da haber verdim. Hemen gelecek. Aa, hiç istemem. Yok yok yok. O çok konuşuyor bazen. Hiç kafam kaldırmaz. Hem hemşireler her şeyi hallediyor zaten. Gerek yok. Peki. Armağan Bey hoş geldiniz. Armağancığım. Ne işin var senin burada? Beni görmeye mi geldin? Gülenla öz kızın. İntihara kalkıştı. Bebeği de kendi de ölebilir. Şu an durumları çok ağır. Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Neden öyle mi? Bana mı soruyorsun? Çünkü sen Gülcemal'e Mert'le Deva'nın eskiden nişanlı olduğunu söyledin. Ve üstüne düğün iptal oldu ve şu an Gülendam hayat mücadelesi veriyor. Şimdi ben sana soruyorum neden, neden, neden böyle bir şey yaptın? Neden hep böyle şeyler yapıyorsun? Ben Deva ile Gülcemal'i ayırmak istedim. Benim derdim Gülcemal'le, Gülendam'la değil. Gülendam'ın böyle bir şey yapacağı aklımın köşesinden geçmedi. Ya sen... Sen şu halde, şu hasta yatağında... Sen nasıl böyle kötülükler yapabiliyorsun? Sen nasıl böyle planlar yapıyorsun? Sen... Ya... Ya onları ayırdığında senin eline ne geçti ya? Ne oldu? Ben bana yaşattığını yaşattım onu, anladın mı? En sevdiğini, en mutlu gününde kaybetmek neymiş onu öğrettim. Bana kızıyorsun biliyorum. Ama unutma o senin babanı öldürdü. Beni sevdiğimden seni de babandan ayırdı. Ben sadece karşılığını verdim. Kısasa kısas. Ya sen... Şimdi sen sırf için soğuyacak diye bütün bunları yaptın ya. Ne olacak bu kız ölürse ne olacak şimdi? Ölüp giderse bu kız ne olacak? Gülendam'ın intihara kalkışmasının suçlusu ben değilim. Onların zayıf olmasının suçlusu ben değilim. O da babası gibi zayıf. Babası da intihar etmişti. Ben bana yapılanın karşılığını verdim. Bana yapılan kötülüğün ayrıca bize yapılan kötülük benim yaptığımın yanında çok daha büyük. Ne yaşatırsan onu yaşarsın. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Sen ne yaşadıysan yaşadın. Geçti gitti bitti. O çocuklar senin çocukların. Anne ben seni öleceğini sanıp arkandan döktüğüm o gözyaşları için o kadar pişmanım ki. O kadar pişmanım ki. Yazık. Yazık. Armağan. Armağan. Devam. İpek ne oldu? İpek? İpek ne oluyor? İpek, iyi misin sen? Niye ağlıyorsun? İpek ne oldu? Kötü bir şey oldu değil mi? İpek, İpek. Ne oluyor? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Gülen'den mi? Konuşsana. Kötü bir şey oldu değil mi? Hastaneye gidiyorum ben. Yok. Yok yok ne? öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Ne oldu o zaman? Sen gitme hastaneye şimdi. Gülcemay görmesin seni. Ne oldu? Niye ağlıyorsun o zaman? Ne var bizim konuşmamız lazım. Tamam konuşalım. Konuşalım. Devam biz gidelim mi o evden?
Gidelim mi birlikte? İpek ne oluyor? Ne oluyor? Niye gidiyoruz biz bu evden? Bir şey olmuyor. Ne olacak? Ne olacak? Daha ne olacak? Değil mi? Değil mi? Ne olacak? Gördün, Gülcemal gitti. Gitti, gelmeyecek. Gelse de zaten nikah olmayacak biliyorsun. Ne senden hayır gelir artık ona, ne ondan sana gelir. İpek bak, ben Gülcemal'e söz verdim, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım. Ya devam saçmalama. Saçmalama ya. Adam çıktı gitti, her şeyi öğrendi, geldi, ne yapacak bilmiyorsun bile. Ya Gülcemal bana bir şey yapmaz diyorum, daha kaç kere söyleyeceğim. Ya bana güveniyor, bana zarar vermez ya. Ay yeter ama ya. Ay sürekli bana ne yapacağımı söylüyorsunuz, ben çok sıkıldım ya. Ay çok sıkıldım, gerçekten çok sıkıldım. Sürekli. Gülendam'dan haber mi? Yok, yok abi. Uyutuyorlar hala. Bu ne olacak abi şimdi? Mert'le Deva'ya yani. Bir şey yapacak mısın onlara? Abi Deva seni seviyor biliyorsun değil mi? Deva seni kimseyi sevmediği kadar çok seviyor. Ben tanıyorum onu, çok iyi tanıyorum. Hiç kimseye böyle hissetmemişti o. Ya senin için bütün ailesini karşısına aldı. Gerçekleri de söylemek istedi sana. Ama işte böyle olacağını bildiği için söyleyemedi. Çıkmak da istedi evden. Gitmek istedi. Ben de yardım ettim ona ama annem izin vermedi, durdurdu bizi. Abi çünkü annem Deva'nın o evde kalmasını istedi. Çünkü senin acı çekmeni istedi. Deva'ya seni alıştırıp sonra onu elinden almak istedi. Ve görüyorum ki başardı da. Deva'yı benden kimse alamaz. Mert'e ne oldu peki? Kendine geldin mi abi? Sakinleştirici vermişler, hele kafası güzel, tavana bakıyor. Onun var ya Gülendam, şu kadar umurunda değil ha. Kendini düşünüyor. Çember senin için daralıyor. Benim bildiğim kızım kardeşinden bu sırrı daha fazla saklamayacaktır. Allah'ım keşke duymasaydı, keşke, keşke. Bunu daha fazla saklayamazsın. Biliyorsun Mert de senin yüzünden öğrendi bunu. Onu hele hiç anlamadım. Nasıl duydu, nasıl anladı? Bunun bir önemi var mı? Artık saklanamayacaksın. Hayatım mahvolur. Deva'yı da Gülcemal'i de kaybeder. Hayatın mı mahvolur? Senin hayatın mahvolur öyle mi? Peki kızının hayatının mahvolacağını hiç düşündün mü? Çekip buradan giderken. Babasının katilini tutup getirirken hiç düşündün mü? Kızının hayatının mahvolacağını. Bu hikayenin en büyük suçlusu sensin Firuze. Sen ne diyorsun İbrahim, Allah aşkına ne diyorsun ya? Gülcemal'le Deva'nın birbirini sevmesi suç değil. Bilmeden sevdiler. Mert bile bilmeden geldi bu eve. Ama sen her şeyi bilerek geldin. Daha beni ilk gördüğün gün Deva'nın kızın olduğunu anlamıştın sen. Yine de birbirlerini sevmelerine izin verdin. Sen bu imkansız aşka çanak tuttun. Babam haklı. Sen tehlikeli bir kadınsın. Sabah da anlatamadım kendimi. Siz beni yanlış anlıyorsunuz ya. Bizim seni yanlış anlamamız için aptal olmamız gerekiyor. Ya senin her şeyin ortada zaten. Bak burada ne yapıyorsun? Buraya neden geldin benim umurumda bile değil. Gülcemal'e söylemişsin, söylememişsin benim umurumda bile değil. Ama senin de sıran gelecek. Biliyorsun değil mi? Deva senin de gerçek yüzünü görecek. Deva'ya bir şey söyleme İpek. Lütfen kızım. Tabii ki söyleyeceğim.
Söyleyeceğim, tabii ki söyleyeceğim. Sadece bugün söylemeyeceğim. Bak böyle bir günde onun o gölün içinde yatan o tertemiz annesini ben tekrar öldürmeyeceğim. Ama yarın için söz vermiyorum sana. Alo Vefa. Ne olur güzel bir haber vardı. Yoksa öldürecek misin beni kalbinden? Gül Endam'dan haber var mı? Var evet. Yaşıyormuş, kan vermişler, armağan vermiş yani hastanede hala. Gül Cemal orada değil mi? Orada. Deva nereye? Gül Cemal'le konuşacağım. Deva bak otur bir, bir otur. Bak mantıklı değil şu an bu. Şu an sırası değil. Ya akşam oldu, akşam oldu. Bak babama zor tutuyorum aşağıda. Hastaneye gidiyorum, orada konuşacağım. Deva. İpek. Hah. Garanen söyle araba hazırlasın. Tamam biz bırakırız, saçmalama. Hatta bize gelelim seninle. Devam et, sakin. Gül Cemal'i görmem lazım. Gül Endam, Şahin, Çakır. Bir sisteme bakayım. 4. kat. 1401. Devam, dursana bir. İyi olacak inşallah. Doktor içeride şimdi, haber bekliyoruz. Şşş.
konuşabilir miyiz? Lütfen. Abi. Durumu nasıl? Gülen Hanım şimdi daha iyi durumda. Ha, çok şükür. Ha, çok şükür. Yine de vücutta ani kan kayıplarından oluşabilecek komplikasyonlara da hazırlıklı olmamız lazım. Anne çok kan kaybettiği için bebek de riskli durumda. Düşük tehlikesine karşı ona bazı ilaçlar vereceğim. Biraz takip etmemiz gerekiyor. Peki görebilir miyim ona? Kısa olmak şartıyla. Fazla yormayın, olur mu? Nasıl yaparsın bunu kendine? Bu beş para etmez adam için. Babam gibi seni mi bırakıp gidecektim ben? Gülenden. Nasıl bu kadar güçsüz olursun abicim? Sen benim canımın ta içisin. Bu hayattaki tek varlığımsın. Kızım beni düşünmüyorsun, kendini düşünmüyorsun. Karnındaki çocuğu da mı düşünmüyorsun Allah aşkına? Abi ben onsuz yaşayamam. Bensiz yaşayamam abi ben. Bu kadar çok mu seviyorsun? Tahmin edebilecekler de çok seviyorum. Beni bu hayatta bir daha kimse terk etmeyecek. Annemin yaptığını bir daha kimse yapmayacak bana. Gülenden. Benim çocuğum annesiz babasız büyümeyecek abi. Öyle olacaksa hiç doğmasın daha iyi. Ben benim kaderimi yaşatmayacağım benim çocuğuma. Söz ver bana ne olursun. Yalvarırım sana ne olur söz ver. Öldürmeyeceksin Mert'i ne olur. Bak, ona bir şey olursa eğer, hiçbiriniz tutamazsınız beni. Ben de yok olurum bu dünyadan çocuğumda. Abi yalvarıyorum sana ne olursun bana söz ver bir şey yapmayacaksın Mert'e ne olur. Ne olur söz ver abi. Ne olur abi. Abi ne olur. Ne olur. Tamam. Hadi dinlen biraz abicim. Dinlen biraz. Hayda. Duyan gelmiş bu ne ya? Heh, gel. Allah belası utanmaz yüzsüz. Baba, 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 baba. Ulan, ulan senin yüzünden oldu her şey. Bırak, bırak ya.
Bu ne ya? Herkes yapama yap, yakama yapışıyor ya. Esas senin kızın yüzünden oldu. Ne? Ya Gülcemal abimin yanından ayrılmamak için benim yuvamı yıkıyordu ya. Seni öldürürüm. Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Yalan mı? Yalan mı? Musallat oldunuz ya. Ne beni bıraktın, ne Gülcemal abimi bıraktın. Bak sana nerelere geldik ya. Mert! Bak yemin ederim, yemin ederim elimde kalacaksın. Çekil git şuradan. Ne yapacaksın? Ha? Bak. Sen ne varsın? Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ulan bak Vefa, bana bak. Benim canım yanıyor. Benim canım gidiyor Vefa. Benim karım gidiyor, karnımda çocuğum gidiyor benim. Bak onlardan bir tanesine bir şey olsun var ya. Gülcemal abime bırakmam. Kıtır 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 kendi canıma kıyarım, anlıyor musun beni? Kesin artık. Ne yapıyorsunuz siz? Gülcemal. 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 Gülcemal, bak ben sana kaç kere anlatmaya çalıştım, söylemeye çalıştım ama yapamadım, anladın mı? Lansmanda da söylemeye çalıştım, evlenme teklif ettiğinde de. Ama bitti benim için, öldü o. Hani sen dedin ya bana nişanlın öldü diye. Yemin ederim öldü o benim için. Bitti. Gülcemal. Gülcemal, ben buradayım, tamam mı? Sözümü tutuyorum. Sen beni gelip alana kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Canım. Mert. Oy. Pardon ya. Affedersin. Buradayım ben, tamam mı? Yanındayım. Mert, ben abimle konuştum. Gülendam, saçmalama. Ne önemi var ya Allah aşkına ya? Kızdım ama yani tabii sana yani. Ne olacak sanıyorsun? Mesela sana bir şey olsa devam mı edeceğim ben öyle? Gülendam, annem sevmemiş beni senin sevdiğin gibi. Ben... Sen ölsen ben ne yaparım? Kafayı yedim ben senden haber alana kadar. Böyle de bayılmış gibi bir şey olmuşum. Bilmiyorum, bir geçmişim kendimden zaten ama iyiyim yani. Peki iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Ha? Sen kadın, bana kafayı mı yedireceksin ya? Sen hala beni düşünüyor ya. Sen iyi ol. İyi, ben iyiyim zaten ya. Pardon, bebeğimiz. Fasi. Fasi fasulye. Fasi fasulye. Annen bana inanmıyor. Üçümüz buradan birlikte çıkıyoruz. Tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Gelecek. Sakinleşip gelecek. Bırakmaz beni. Daha ne kadar oturacaksın burada? Gülcemal gelip beni alana kadar. Ne ara bu kadar tutuldun onu anlamıyorum. Hani kaderimizin yazılı olduğu bir kitap var ya. Yani her şeyin yazdığı. Ne zaman doğacağın, ne zaman öleceğin. Hayatta başına neler geleceği. Kiminle evleneceğin. İşte orada benim adımın yanında Gülcemal yazıyor. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Gülcemal'i gördüğüm ilk andan beri içimde bir yer bunu biliyor. Vazgeçmeyeceksin yani ondan.
Ben ona söz verdim. Ayrıca vazgeçsem bile bir şey değişmeyecek çünkü yazılmış olan bu zaten. İpek, yaşadıklarımızı farkında değil misin? Baksana ben birkaç ay önce Mert'le evleniyordum. Şu anki durumumuza bak. Bazı şeyler alt üst oluyor, bazı şeyler çöküyor, bazı şeyler bozuluyor ki asıl olan gelsin. Yazılmış olan gelsin. Ben biliyorum, o benim kaderim, o benim ailem olacak. Benim ondan çocuklarım olacak. Biz o çocukları birlikte büyüteceğiz. Biz gerçek bir aile olacağız. Benim sonunda gerçek bir ailem olacak. Deva, senin bir ailen var zaten. Var tabii ki. Onu demek istemediğimi biliyorsun. Ben... Aynı kandan bir ailem olsun istiyorum. Sanki o zaman şu kimsesizlik duygusundan kurtulacakmış gibi hissediyorum, anladın mı? Şu sürekli söküp atamadığım duygu. Ailenden biri yaşasa yine de onunla evlenir miydin sen? O ne demek? Ne bileyim, mesela annen. Hiç ölmemiş olsa, çıkıp gelse bir anda kızım ben geldim dese mutlu olur muydun, ister miydin onu? Nasıl ya şimdi? Bunca zaman yaşıyormuş aslında ama saklamış mı? Bunca zaman ben onu bu kadar özlerken, bu kadar onun ağırlığını taşırken annem yani suratına bile bakmazdı. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ki İpek, yani sen de annesiz büyüdün. Düşünsene, yani yaşıyormuş aslında ama sana bilerek, yani bilerek derken sonuçta senin bu annesizlik acısını yaşamana izin vermiş. Yani çocukluğun buruk geçiyor. Bir tarafın hep eksik. Ama sonra bir anda geliyor. Diyor ki ben yaşıyorum aslında, sen affeder misin? Ayrıca benim annem yaşıyor. Ben burada yaşatıyorum annemi. Allah korusun ya. Bu dediğin şey çok ağır bir şey yani. Sen niye böyle saçma sapan şeyler soruyorsun bana? Ayrıca nereden çıkarıyorsun? Ne alaka ya? Yok öyle, sen kimsesizlik falan deyince acaba dedim biri yaşasa yine de evlenir miydi onunla? Ben Gülcemal'i seviyorum. Ben Gülcemal'i çok seviyorum. Ya ben annem de yaşasa, babam da yaşasa Gülcemal ailem olsun istiyorum. Böyle herhangi biriyle evlenmek istemiyorum ki, ben onunla olmak istiyorum. Onu seviyorum. Anladın mı? Umarım o da senin sevdiğin gibi seviyordur seni. Umarım sevginin değerini anlayıp döner sana. Seviyor. Beni çok seviyor. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım daha önce. Şimdi bu evdeki bütün silahlar şu an burada. Adamlarımınki de dahil. Bir daha bunları el sürmeyeceğiz. Yani işlerimizi zekamla, bileğimin gücüyle halletmeye çalışacağım. Canavarlık da yapmayacağım. Yani inşallah. Tamam mı? Ben Rize'yim, oluyorum.
Siz iyileri hak etmiyorsunuz. Canım, dünden beri hiçbir şey yemedin. Bir yudum çay içti, midene bir şey girsin ha? İstemiyorum. Bir çayla getirmekle anne olunuyor diyor Firuze Hanım. Baba. Babacığım. Bak uyuyorsun, hadi. Hadi eve git lütfen. Niye inat ediyorsun ya? Burada hiç olmazsa gözümün önündesin, içim rahat. Doktor Bey. Annesi de bebeğimiz de kritik saatleri atlattı. Ay çok şükür. Allah'ım çok şükür. Ne zaman taburcu olacak? Taburcu olması için acele etmeyeceğiz. Tedbiren bir gün daha gözetim altında tutacağız. Hadi yürü gidelim. Günaydın. Ha, Vefa. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Kalk lan, gidiyoruz. Nereye gidiyorum ya ben? Karım bu halde bırakıp nereye gideceğim, saçmalama. Vefa, ne oluyor? Hayırdır? Nereye gidiyor Mert? Çok yoruldu ya. Gelsin evde yatsın, abin öyle istedi. Gar ana kalacak senin yanında. Hı? Kim yoruldu ya ben? İyiyim ben, gayet iyiyim bir. Kalksana lan. Gülenden ben kalayım değil mi? Vefa. Abimle konuştum ben. Söz verdi. Mert'e hiç kimse bir şey yapmayacak. Duydun mu? Göz göre göre yalan mı söyleyeceğim ya? Canım, doğru söylüyor abim zaten. Hadi eve git birazdan, bak perişan oldun burada. Dinlen, gelirsin sonra. Olur mu? Duş falan alayım ben de zaten, iyi gelir. Gelirim ben hemen, tamam mı? Tamam. Aslında iyi oldu, sana bir şey söyleyeyim vallahi. Belim yamuldu ya burada yatmaktan. Yatakta yatıyorum, yolum bu. Bu herkes gitti mi lan? Ya ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Çıkarma silah mı? Ha? Tövbe etmiştiniz, yoktu silah. O tövbeler yok artık, o yeminler gitti. O köprüler yıkıldı, intikam vakti. Öldürecek misiniz ben? Bak Gülendem'in halini gördün bak. Kıyar kendine. Bağırırım, bağırırım Güler. Oğlum sus bak, sıkar. Bağırırım. Bak Gülendem! Adamın gelişi geliş değildi. Gözünden belliydi, bir şey yapacak. Nereye götürdü kızımı? Hiç engel olmayacaktınız bana. Anlatacaktık da var ya her şeyi. Ya ne alakası var? Çok alakası var Firuze Hanım ya. Çok alakası var. Bak geceden beri susuyorum zaten hastanedeydi. Sen anlatsana bir bana. Sen ne yapıyorsun Gülcemal'in evinde ya? Ne yapıyorsun? Ha, siz ikiniz birlik oldunuz. Bir zaferden intikam almaya geldiniz değil mi? Sen ne sanıyorsun ya? Allah Allah. Ne sanıyorsun? Deva bunu duyunca affedecek mi sence seni? Neyi duyunca affedecek? Ne oluyor? Ne ya? Anlatsanıza. Vefa lütfen, lütfen yap. Yürü.
İmdat! İmdat İbrahim baba! Silahı almış mı? Nereye döküyorlar onu? İnfaz edecekler beni! İnfaz edecekler beni! İnfaz edecekler beni İbrahim baba! İnfaz edecekler! Öldürecekler beni! Ulan daha boşuna çevirdiniz burayı! Kurtar beni! İmdat! Vefa! Vefa! Vefa durun! Vefa! Vefa, Vefa aç şu kapıyı! Vefa! Vefa! Hay Allah'ım ya Rabbim. Ya sen ne bakıyorsun, bir şey yapsana. Ben ne yapabilirim ki? Gülcemal beni dinler mi sanıyorsun? Ya sen ne diyorsun? Bak bizi hep sen durdurdun. Gülcemal Deva'ya bir şey yapmaz dedin. Hani nerede Deva? Sana yazıklar olsun. Göz göre göre gidiyor kızım yahu. Bir şey yapmaz. Gülcemal Deva'ya bir şey yapmaz. Emin misin? Emin misin? Sen daha önce Gülcemal'i böyle gördün mü? Biz görmedik çünkü. Önce kızımı götürdü, şimdi Mert'i. İkisini birden öldürecek. Tamam, sakin olalım ya. Baba, sakin. Durmayalım böyle. Yürü, polise falan gidelim ya. Daha ne kadar susacaksın böyle? Cemal. Bir şey söyle. Ya bağır çağır bir şey de. Nefret ediyorum senden de ya, bir şey de. Ya bir sesini duyayım en azından lütfen. Tamam bak, bir kere konuşalım. Ben giderim bu şehirden, bir daha yüzümü bile görmem. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Bu şehir senin mezarın olacak. Deva'yı da almışsınız. Bu yani infaz mı ediliyoruz? Oğlum bak sus. Sus artık, senin sesine tahammül edemiyorum. Evet yani öldürülüyoruz. Bu kesin mi bu? Ya bu Gülcemal de manyak ya. Yani böyle öldürülmenin kendisinden daha ziyade endişelerim var benim. Yani bu işkence var mı bu işin içinde? Gülendam'ın halini gördün mü sen? Bana bir şey yaparsanız Gülendam arkamdan gelir. Siz şey mi şimdi, bir kere denedi Gülendam bana bir daha yapmaz gibi bir yerdeyseniz, ben söyleyeyim yapar. Gülcemal şimdi sinirden bunu şey yapamıyor olabilir ama sen en yakınısın ya. Senin bunu Gülcemal'e söylemen gerekiyor. Senin görevin icabıyla bunu mecbur söylemen gerekiyor yani. Tamam. Arkadaşlar, benim böyle güzel, tatmin edici bir meblağ param var, tamam mı? Kimse bunun nerede olduğunu bilmiyor bu arada. Bu kayıt dışı bir şeyden bahsediyorum. Siz beni sağda bir yerde bırakın, tamam mı? Ben zaten yok olup gideceğim. Sizin başınıza da bir şey gelmeyecek ki. Ben kuruşu kuruşuna vereyim size bunu. O şekilde çözebiliyor muyuz? Kes lan artık. Kes! Susturun şunu. Susturun bak, yoksa indir ben de sıkacağım kafasına. Cemal geldi. Deva'yı da Mert'i de alıp hastaneden ayrıldı. Gülcemal tam tahmin ettiğim gibi davranıyor. Gülendam'dan haber var mı? Kızınız hayat tehlikeye atlattı. Bebeğin durumu da iyi. İn aşağı. Niye getirdin beni buraya? Sen beni buraya konuşmak için getirmedin değil mi?
Söyleyeceklerimin hiçbir önemi yok değil mi? Sen kararını verdin zaten, kestin cezamı. İnmeyeceğim ben arabadan. Lan in! Mutlu musun şimdi? Öldürecekler bizi, iflas edecekler. Kes sesini lan! Mutlu musun şimdi? Hala konuşuyor. İntiharsız mı vereceksiniz değil mi? Gülendam'a söz verdiğimizi hatırlıyorum. Mideme bulandırıyorsun lan benim. Adam ol adam. Şimdi bari yaptığının sorumluluğunu üstlen. İki dakika adam ol lan! Delikanlı ol! Öldürecek misin şimdi bizi? Beni aptal yerine koydunuz. Benim ocağımda, soframda yan yana oturup gözüme baka baka yalan söylediniz lan! Sana inanmıştım. Seni saf, tertemiz sanmıştım. Bu dünyada ilk kez bir kadına inanmıştım. İlk kez. Ben sana yalan söylemedim. Niye gerçeği söylemedin bana? Hı? Söyleyemedim. En azından benim yaşamam gerekmez mi yani? Gülendam'a bu şekilde söyledik ya. Bak kimin için yaptım bunları? Bak. Kimin için yaptığına bak. Aşağılık mahlukat için. Hayatta tutmak için. Bugün dünya hayatınızın son günü. Cehennem hayatınız başlıyor. Şehir eşkıyası bunlar. Gözümün önünde kızımı aldı götürdü memur bey. Bu şahsı kızını sanıyor değil mi? Evet, evleneceklerdi neredeyse. Peki, kızınız kaçırıldı mı? Kendi mi gitti? Sen beni dinlemiyor musun be evladım? Kaçırdı diyorum. Hastane kameralarında falan vardır. Kızımı kolundan tutup çeke çeke götürdü işte. Kamera kayıtlarını talep ettik. En kısa zamanda paylaşırlar. Bu adamdan şikayetçiyim. Gülcemal denen bu adam benim kızıma zarar verecek. Kızımın canından şüphe ediyorum. Lütfen kızımı bulun benim. Tamam İbrahim Bey, sakin olun. Dışarıda bekleyebilirsiniz. Baba tamam, gel hadi. Gel dışarıda oturalım biz. Siz onu bulana kadar bu adam kızıma bir şey yapmasa bari. Polis ne diyor? Arayacaklarmış. İfade almak için götürmüşler. Bütün gece uyumadın. Sana kahve getirdim. Al iç biraz, iyi gelir. Kahve mi? Sizce Gülcemal Deva Levert'e bir şey yapmış olabilir mi gerçekten? Yani o tahmin ettiğimiz gibi şeyler. Mert'i bilmem ama Deva'ya hiçbir şey yapmaz. Ben o kadar emin değilim. Allah kahretsin ya. Hepsi annem yüzünden. Annenin bununla ne ilgisi var ki? Gülcemal'e o telefonu açan annemdi. Onu hastaneye çağırıp bildiği her şeyi anlattı. İnanamıyorum. İnsan nasıl böyle nefret dolu olabilir? Nasıl? Pes. Vallahi pes. Çünkü içindeki o kin asla dinmiyor.
Ya düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Sırf Gülcemal'in canını yakmak için Gülendam, Mert, Deva herkesi mahvetti. Ah, buradaymışsın. Bir şey mi oldu? Gülendam seni görmek istiyor. Beni? Seni. Bu sizin kısmetinizmiş. Geçmiş olsun. Beni çağırmışsın. Niye uzakta duruyorsun öyle? Isırmam, korkma. Yok, ondan değil. Beni hastaneye getirdiklerinde sen de gelmişsin. Beklemişsin bütün gece burada. Kan vermişsin bana. Senin verdiğin kanla şu an bebeğim de ben de hayattayız. Hayatta kalmak istemiyor muydun? Kocam hayatta olduğu sürece. Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Ama keşke Mert'i bir kez olsun bizim gözümüzden görebilsen. Neyse şimdi konu bu değildi. Ben hep çok kötü davrandım sana, itip kalktım. Ama şimdi sen bana kan vererek beni sana karşı minnet borcu altına soktun. Ne oldu, kan vermekte mi suç? Ben sadece gerekeni yaptım. Ama tabii sen kanın benden olduğunu duyunca onu da istememişsindir. Öyle bir nefret ediyorsun ki benden. Ben senden değil, annemden nefret ediyorum. Ama bütün öfkeni bana yansıttın. Çünkü seni kıskanıyorum. Güzel. En azından dürüstsün. Seni tanıdıktan sonra hep ne düşündüm biliyor musun? Hani böyle ne bileyim annemiz başka biri olsaydı. Hani birlikte büyümüş olsaydık yani seninle. Ben eminim senin ikinci annen olurdum. Bebek gibi bakardım ben sana. Ama işte benim bütün hayatım o annemin sıcak göğsünde uyuyan küçük oğlanı kıskanmakla geçti. Ne yapayım? Ben ne kadar çok senin yerinde olmayı diledim bir bilsen. Olanları öğrendikten sonra ben kızamıyorum sana. O kadar haklısın ki. Sen de öyle. Ve sen de en az bizim kadar kimsesizsin. Gülendam Hanım'ın odası hangisi? 1401 numara. Zafer Hanım. Ne arıyorsunuz burada? Gülendam'ı göreceğim. Kusura bakmayın, göremezsiniz Gülendam'ı. Anlamadım. Gülendam iyi değil Zafer Hanım. Yani psikolojisi. Sizi en son gördüğünde epilepsi nöbeti geçirmişti. Uzak durun ondan. Sen kimsin? Sen kimsin ki beni engelliyorsun? Canan Hanım haklı. Gülendam'ı göremezsin. Ona iyi gelmediğin ortada. Şimdi de kardeş mi oldunuz? Ha? Sen mi kovuyorsun beni kapıdan? Bu insanlara daha fazla zarar vermeden odana dön anne. Lütfen. Tamam. Gidiyorum. Ama kimse istediği için değil.
Sen istediğin için gidiyorum. Senin için. Efendim? Memur bey, ne oldu? Bir haber alabildiniz mi? Maalesef İbrahim bey. Almış olsaydık sizi bilgilendirirdik. Siz daha fazla beklemeyin bence burada. Yahu mobeselerden, kameralardan falan nereye gittiklerini tespit edemediniz mi? Kuş olup uçmadı ya bunlar. İbrahim bey, ekiplerimiz ilgileniyor. Siz yeter ki sakin olun. Ben daha nasıl sakin olayım? Evladım yok, öldü mü kaldı mı belli değil. Siz harekete geçene kadar belki de ölecek yavrum. Affedersiniz. Efendim? 24 saat. Alo İbrahim. Vefa aradı. Ne? Neredeler? Ne yapmış? Bir şey yapmışlar mı kızıma? Bilmiyorum. Eve geçiyorlarmış. Ben de şimdi eve geçiyorum. Tamam hadi kapat. Gülcemal Şahin'in evindelermiş. Onu orada zorla tutuyorlar. Ne olur gidip kurtaralım yavrumu. Tamam gidip bir bakalım. Hadi. Eve geliyorlar dedim. Nerede bunlar? Ben nereden bileyim İbrahim Bey? Vefa ne söylediyse onu söylüyorum ben. İbrahim Bey, sanırım yanlış bir ihbar oldu. Kimse gelmeyecek. Gelecekler, mutlaka gelecekler. Gelmeleri lazım. Geliyorlar. İşte geliyorlar. Çok şükür, çok şükür. Deva orada. Ne oluyor burada? Kızımın haline bakın. Şikayetçiyim. Bu adamdan şikayetçiyim. Hayırdır ben neyle suçlanıyorum? Katilsin sen. Onları infaz etmeye götürdün. Ne infazı? Ne saçmalıyorsunuz? Mert. Mert nerede? İşte burada. Hadi kızım gidiyoruz. Deva'yı buradan kimse alamaz. Yok öyle. Bu sefer kızımı alıkoyamayacaksın. Kanun var, nizam var. Bak burada polisler var yanımızda. Hanımefendinin rızası yoksa alıkoymaya girer. Kanundan haberim var benim. Söylediğiniz gibi bir durum yok. Burası onun evi. Geri de benim yanım yani kocasının yanı. Sen ne diyorsun be adam? Deva benim karım diyorum. İbrahim Bey, bu durumda yapacağımız bir şey yok. Kusura bakmayın. Yalvarıyorum lütfen, ne olur. Hakan. Kıvan.
bırak. Ölmek o kadar kolay mı lan? Ölmek o kadar kolay değil mi? İki seçeneğiniz var. Ya bu namussuz buradan çakılıp geberecek burada. Ölen niye bir tek ben oluyorum? Ben bir sorumluluğu niye... Fersan! Kes. İki seçenek kes. Dedin ya. İki seçenek dedin ya, ikinci seçenek de. İkinci seçenek. Hemen şimdi burada Deva. Benimle evlenecek, senden iki aşağıydımız olacaksın. Tamam. Seninle asla evlenmem. Yemin ederim şuradan atlarım, ölürüm daha iyi. Deva saçmalama. Canımızı kurutur, ölelim mi? Dün nikah masasındaydın bu adamla. Bu adamla değil, ben bu adamı tanımıyorum. Sen böyle bir adam mıysın? Benim sevdiğim adam bu değil. Sen beni değiştirmeye kalktın. İşte bugün burada gerçek suretimle karşılaştın. Çünkü sen buna layıksın. İşte sana gerçek Gülcemal. Seninle asla evlenmeyeceğim. Saçmalama Deva. Saçmalama. Öldüm. Sen ölmeyeceksin. Herkes ölebilir ama sen asla. Baban, kardeşin, nişanlın, değer verdiğin, kıymet verdiğin herkes ölebilir. Ama sen yaşayacaksın. Sen ölmeyeceksin. Yapamazsın. Yapamazsın, o kadar kötü değilsin sen. Yaparım. Siz beni öldürüp üzerime toprak attınız lan! Sen de sevdiğin herkesin üstüne toprak atacaksın ki bu dünyada ölmek ne demekmiş öğreneceksin. Öğreneceksin. Deva. Aç buraya defteri. Saçmalama. Neyi bekliyorsun lan? Lütfen. Lütfen. Thank you.
bizi kaybetme pahasına yaptın mı bunu? Yaptım. Bu adamı seçersen beni yok bil dedim mi? Dedin. Yazıklar olsun. Baba bak konuşma öyle lütfen. Bundan sonra bir baban yok. Bir evin yok. Bir ailen yok. Artık tek başınasın. İpek, hadi kızım gidiyoruz. Yürü. Gülcemal, dur böyle olmaz. Karışma. Baba. Baba durur musun be? Ne duracağım? Evlendik diyor. Baba görmedin mi Deva'nın suratını? Kızın suratı cenaze gibi sevdiği adamla evlenmiş birinin suratı mı o? Yüzüme karşı söyledi kızım. Sen neye inanmıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir gariplik var, bir şey var. Bak benim aklım kalıyor. Lütfen yalnız bırakmayalım onu burada. Ben diyeceğimi dedim. Benim öyle bir kızım yok. Sana söylemem lazımdı, senden gizledim. Ama senin bugün yaptığın şey... saf kötülük. Başka üstüne hiçbir şey söyleyemezsin. Saf kötülük. Yemin ederim... seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Benim bir ailem vardı ya. Benim babam vardı, kardeşim vardı. Benim bir hayatım vardı. Ben iyiydim ya. Ben iyiydim en azından. Her şeyimi aldın. Aldın, her şeyimi aldın. Dedin ya bana hani seni kimsesiz bırakacağım diye. Al. Kimsesiz bıraktın beni, al. Ama beni kaybettin. Duydun mu? Sen beni kaybettin Cemal Bey. Bitti. Sana yemin ederim seni hayatım boyunca asla affetmeyeceğim. Asla. Al. Al şimdi ne yapmak istiyorsan onu yap ama şunu bil. Sana dair içimde zerre sevgi kalmadı. Keşke babamı dinleseymişim. Sen zaten kimsenin yanında olmasını istemeyeceği birisin. İnsan değilsin, sen bir canavarsın. Senin yanında kim olabilir ki seni kim sevebilir? Beni kimsenin sevmesine ihtiyacım ben yok. Ben seni sevebileceğime falan inanmıştım ama... Kes. Seni kimse sevemez, seni kötü... Yeter! Kes sesini! Sen kendini ne sanıyorsun ha? İmza attık diye karım mı olacağını sanıyorsun? Sen sadece kağıt üstünde karımsın benim. Senin gibi ucuz, yalancı bir kadına asla dokunmam. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Burası senin cehennemin artık. Bu oda senin zindanın. Ben de kapıdaki zebaniyim. Anladın mı? Sen kimsin ya? Ben seni tanımıyorum. Sen benim sevdiğim Gülcemal değilsin. Senin tanıdığın Gülcemal öldü.
Sen artık bir canavarın yanındasın. Senden nefret ediyorum. En az annem kadar.